Herkese merhaba, ben Alim. İti Blockchain tarafından hazırlanan akıllı kontrat değiştiriciliği eğitiminin yeni bir videosu ile karşınızdayım. Bu videomuzda daha önceki videomuzda hazırladığımız Marketplace kontratını bir React uygulamasıyla nasıl çalıştığını, nasıl onunla etkileşime geçtiğimizi incelemeye çalışacağız. Bunun için baştan başlayıp belirli bir seviyeye kadar fonksiyonların belirli bir kısmının çalıştığı bir web sitesi geliştirmeye çalışacağız. Bunun için ilk öncelikle dosyamızı oluşturacağım. Burada şu an terminalimi açmış bulunuyorum. Burada bir React app oluşturacağım. Create React app. Ardından bunu şu an için ismi Marketplace olsun. Ardından da bunu oluşturabilirim. Bu şekilde şu an React app'imiz oluşturuluyor. Belirli bir kısma kadar hani hiçbir adım atlamadan burada sizlere gösteriyor olacağım ki bu kısımda herhangi bir sıkıntı yaşarsanız bunları beraber inceleyebilelim. Görelim nasıl çözülüyor, nelerle karşılaşabiliyoruz. Olabildiğince bunları incelemeye çalışacağız. Yani tabii ki bu şu an React uygulamamız kurulurken yapacağımız şeylere de şöyle bir bakarsak. Nasıl kendi NFT'lerimizi bir sayfada gösterebiliriz. Ardından nasıl yazdığımız kontrat ile etkileşime girebiliriz? Bunun gibi yapıları inceleyeceğiz. Bu esnada bizim şu ana kadarki kontratımızı, bir önceki yazdığımız kontratımızı hatırlamak gerekirse şu şekilde sizlere gösterebilirim. Hatırlarsanız iki tane struct oluşturmuştuk. Burada hem direkt satış için direkti hem de auction'lar için bu şekilde struct'ımız vardı. Bunları bir mapping ile kontrol ediyorduk. Mapping'in ardından NFT ile satışa çıkaracağımız bir fonksiyonumuz, bunu iptal edeceğimiz bir fonksiyonumuz, auction içinde yine aynı bu fonksiyonlar vardı ve bu NFT'leri satın alabildiğimiz burada fonksiyonumuz vardı. Biz bugün bu kontratın NFT'yi sattığımız fonksiyonu ve bunu aldığımız fonksiyonu ile etkileşime gireceğimiz bir web sitesi yazacağız. Bunu daha ileriye götürecek yapı ise yine beraber ilerleyen zamanlarda yapmayı planlıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an uygulamamız oluşturulmuş oldu. Hemen burada VS kodumuzu açalım. Burada bir saniye. Burada ilk önce dosyamıza girmek istiyorum. İsmini Marketplace koymuştuk sanırım. Evet. Bu dosyayı açıyorum. Bu şekilde yan tarafta dosyalarımız gelmiş oldu. Şimdi uygulama içerisinde kullanacağım birkaç tane daha yan tarafta library var. Bunları ilk öncelikle bakmak istiyorum. Öncelikle yazdığımız CSS'leri modüler hale getirebilmek için SCSS ya da SAS kullanacağız. Yazamadık. SAS burada girdiğimizde buradaki dokümantasyonu incelemek isterseniz inceleyebilirsiniz. Yüklemek istediğimizde SAS'ın farklı tabii ki yapıları var. Biz direkt npm install ile bunu indiriyor olacağız. Burada globali silelim. Şu şekilde ilk öncelikle SAS'ı kullanıyorum. Ardından ben yine Redux kullanacağım bu esnada. Redux'ı da incelemek isterseniz şu şekilde web sitesini size göstermiş olayım. Burada başlarken kısmından bunu devam edebilirsiniz. Burada da Redux'ı bu şekilde indirebiliyoruz. Tabii ki sadece bunu değil, aynı zamanda da burada gösteriyorum diye bakmak istiyorum. Bir de Redux indirmemiz gerekiyor core olarak. Bu şekilde biz bunun kurulumunu da tamamlamış olacağız. Şöyle Redux şu şekilde indirmemi yapmış olayım. İlerleyen süreçlerde birkaç tane daha tabii ki library'im olmuş olacak. Bunları da beraber indiriyor olacağız. Şimdilik bu kurduklarım benim için yeterli. Burada ilk öncelikle yine terminalden web sistemi başlatmam gerekirse npm start diyerek başlatıyorum. Burada web sitesi açılıyor. Şuradan görebiliriz. Burada yeniliyorum ve şu an direkt default olarak gelen React uygulamasını görüyorum. Bunun yanında şurayı kapatmak gerekirse şimdilik ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şu kısmı silebilirim. Follow it to
blockchain şeklinde. Değiştireyim burayı. Hemen değişikliğimi yaptıktan sonra buradan uygulamamıza bakalım. Bir yapımız gitti. Şu an çalışan durumda. Bu var. Burada silmek istediğim birkaç tane dosya var. Hemen onları silebilirim. Artık bunları kullanmadığım için kaldırıyorum. Şöyle sildikten sonra buradaki gidenleri inceleyebiliriz. Artık bunu kullanmıyoruz. Bunu siliyorum. Onun dışında şuraya da silebiliriz. Şöyle. Bu şekilde aşağıda gördüğünüz gibi bir hata aldık. Bu hata bizim biraz önce sildiğimiz logonun kaldırılmasından kaynaklı olarak bunu kaldırdıktan sonra şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Klasik bir React uygulamasıyla bu tarafta oluşturmuş oldu. Ben şimdi burada kendimin sık sık kullandığı belirli dosyalar var. Hani belirli bir yapı var. İlk öncelikle bunları kurmak istiyorum. Bunları hemen kuralım. Logolarımızı ya da farklı resimlerimizi depolayacağımız yani asetlerin bulunduğu bir klasörüm var. Onun dışında ne ekleyebilirim? Tabii ki komponentlerimiz için bir klasöre ihtiyacım var. Ardından kullanacağımız hooklar için bir yine yapıya ihtiyacımız var. Bunun ardından neye ihtiyacımız var? İşte page'leri ayrı bir klasörde tutabilirim. Bununla beraber Redux kullanacağımız store dosyasını şu şekilde ekleyebilirim. Bir de son olarak neyi ekleyebiliriz? Şöyle bir düşünüyorum. Bir de kullanacağımız bazı fonksiyonlar için şu şekilde utils olarak klasörlerimi oluşturabilirim. Genel olarak ben bunları kullanıyorum. Süreç içerisinde farklı klasörler de gerekirse onları da zaten ekliyor olacağız. Şöyle genel bir yapı yani sayfalarla ilgili bir yapıyı kurmamız gerekirse ilk öncelikle bir home sayfamız olacaktır diye düşünüyorum. Ardından benim NFT'lerimin olduğu bir sayfa yani profilim olacaktır. Şöyle my profil yapayım ona da. Ardından yine bir de şu an için hani auction'ları şu an biz geliştirmeyeceğiz. Fakat NFT'lerimi satacağımız bir ekran olacak. Onun için de şöyle listed items şeklinde bir klasörüm daha olabilir. Burada hemen home için bir klasör oluşturayım. Yine home adında uygulamamı şu şekilde başlatmış oluyorum. Sonra ne yapıyoruz? Burada fonksiyonumu tanımlamam gerekiyor. Fonksiyonlarımı genel olarak biz yine tabii ki burada page page ayırıyor olsak da bunları tek bir yerde kullanıyor olacağız. O yüzden hepsini export etmem gerekiyor. Öncelikle ben bu süreç içerisinde bir de ne kullanacağım? SCSS kullanıyor olacağım. Hemen onu da oluşturayım. Modül SCSS. Bunu ilk öncelikle import etmem gerekiyor. Şu şekilde styles from nereden? Bizim home.modül.scss'ten bunu import ettim. Burada hemen fonksiyonumu oluşturayım. Bunu oluşturduktan sonra da şimdilik hemen bir return edebiliriz. Ne olacak? Bir div fonksiyonum olsa home page şeklinde şu an oluşturabilirim. Bu şekilde sayfamızı oluşturduk. Diğerlerini de hemen oluşturabiliriz. Orada da listed items şeklinde oluşturdum. Const listed items bununla da hemen return yapabiliriz. Listed items page. Tabii ki burada bir şey unuttuk. Bunları export etmeliyiz ki dışarıdan erişebilelim. Ben bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Aynı zamanda burada hemen tekrardan CSS dosyamızı da oluşturalım. Nokta SCSS. Aslında şu yapıyı direkt kopyalasak bizim için kolay olacaktır. Şu an extension'larımda bir problem olduğu için çoğu şey tam olarak düzgün çalışmıyor. Fakat videoyu çekmek istedim yine de. Sonrasında inceliyor olacağım. O şekilde tabii şuraları değiştirmek gerekiyor. Şunu kopyalayalım. Aynı zamanda bir de ne var? Bu şekilde my profile
sayfasını oluşturalım. myprofil.javascript. Onu da şöyle myprofil dedik. Ardından myprofil yaptık yine. Ve kopyalayıp şu şekilde tamamlayabiliriz. Tabii ki bunları bir de export etmek için bir tane ana dosyaya da ihtiyacım var. index.javascript diyerek onu da oluşturdum. Burada biraz önce hazırlamış olduğum sayfaları export etmem gerekiyor tekrardan. Onu da şu şekilde home'la başlayalım. From home şeklinde export. Başka hangi sayfamız var? My profil vardı. Oops. From my profil. Ardından export. Başka hangi sayfamız vardı? Bir de listed items vardı. From yine listed items şeklinde. Bu şekilde export etmiş oldum. Şimdi bunları gidip tabii ki burada apps.js sayfasında kontrol etmem gerekiyor. Hemen bir bunları import edebiliriz. Genel olarak hepsini gün sonunda apps.js'e topluyor oluyoruz. Fakat hani farklı dosyalarda bunları ayırarak istediğimiz direkt kodlara hızlı erişebilmemiz için aslında birbirlerinden ayırmak için bu kadar farklı dosya oluşturuyoruz diyebiliriz. Ben şimdi bunları hemen import ediyorum. Import edeceğim isimlerimiz tekrardan neydi? Home vardı. My profil vardı. Ayrıca listed items vardı. Bunları nereden alıyorum? Bunları page sayfasından alıyorum. Bu şekilde import ettim. Şimdi hemen bir tanesini şöyle görmek için buraya alalım. Buna baktığımda şekilde bir hatam var. Hemen gidiyorum. Bir yerlerde home yazmışız. Evet, şuradaki yapıyı bir düzenleyelim. Aşağıda hatamız var mı? Yine my profilde bir hata olduğunu görüyorum. Tabii copy paste yaparken her şeye dikkat etmek gerekiyor. O da neredeymiş? Home'da bir hata varmış. Home'a gidiyorum. Evet, home'da da export etmeyi unutmuşuz. Export home şeklinde sanırım hatamız kalmadı. Bir de My profilde SCSS dosyasını oluşturmayı unutmuşuz. Şeklinde bunları da oluşturmuş oldum. Şu an herhangi bir hatamız yok. Buraya baktığımda da home sayfasının geldiğini gördüm. Şimdi dilerseniz ilk öncelikle bir navbar oluşturalım. Yani yukarıda seçeneklerimiz olsun. Bunun için ben komponentlere gidiyorum. Komponentlerde de yine bir navbar oluşturacağım. Sonra aynı burada bir index dosyasına da ihtiyacım olacak. Hemen yazmak gerekirse export navbar from nereden yapacağız? Navbarından export edecek. Burada hemen oradaki dosyayı da oluşturalım. Navbar.javascript ayrıca navbar.modül SCSS. Yine şurayı kopyalayabilirim hemen. Ve burada navbarı hemen değiştiriyorum. Bu şekilde navbarımızı da oluşturmuş olduk. Şimdi navbarda yukarıdaki tabii ki seçeneklere ihtiyacımız var. Burada bir ilk öncelikle asete ihtiyacım var. Logo için kullanmak için. Ben burada daha önce de hazırlamış oldum. Resmi buraya atıyorum. Resmimiz iti blockchain'in logosu. Logo şeklinde adlandırdım. Bunu navbar dosyamızda kullanıyor olacağız. Şimdi navbarı hazırlayabiliriz. Yani navbarda yapacağımız şeyler aslında iki tane bizim butonumuz olacak. Belki home'u da ekleyebiliriz. Bunun yanında benim profilime, ana sayfaya ve işte satışta olan NFT'leri ilerlememi sağlayacak. Aynı zamanda da burada connect olmamızı sağlayacak butonu da buraya eklememiz gerekiyor. Şimdi burayı oluşturmaya başlayabiliriz. Bir tane div dosyamız var. Div tagimiz var. Bunun içerisinde logomuzu ve ismimizi taşıyacağımız bir div daha oluşturuyorum. Şurada şunu bir tane silelim. Burada şu şekilde logo bir yazalım.
Şöyle sitayı verdikten sonra. Burada ikinci olarak işte hangi home olsun, ardından my profil olsun, bir de listed yine items şeklinde bizim butonlarımız olacak. Ardından da connect button'ımız olacak. Bunu şimdi hemen bir gidip inceleyelim. Şimdilik page'leri kapatıyorum. Burada evet, AppJS'e geldim. Hemen bunu da import edelim. Import ne var? Komponentlerden şekilde yukarıya navbarımızı ekleyebiliriz. Bunu ekledikten sonra hemen yine bir kontrol edelim. Yazdığımız şeyler buraya gelmiş oldu. Dilerseniz yavaştan aslında navbarımızı da kodlamaya başlayabiliriz. Öncelikle şu şekilde bir class verelim. Styles.wrapper şeklinde adlandırdım. Bir tane class verdim. Burada logomuzu devam etmeden önce ilk öncelikle onu import ediyorum. Import logo from nereden import ediyoruz? Asetlerden import etmem lazım. Şu şekilde asetlere gidiyorum. Burada da logo.png ile logoyu import etmiş oldum. Şimdi burada hemen ne yapabiliriz? İlk önceki div'e bir class verelim. Class name styles.front olsun mesela burası. Ardından bunun içerisine bir tane image eklemem gerekecek. Şu şekilde image'i ekledim. Şunu bir silelim ilk öncelikle. Şuraya şöyle şöyle. Şekilde image'imizi ekledik. Burada bir ona source vermemiz gerekiyor. Bunun arası neresi olacak? Logomuz olacak. Aynı zamanda yine style işlemlerini verebilmemiz için bir tane class name verelim. O ne olsun? Styles logo olabilir. Direkt basit bir şekilde. Baktığımızda burada logomuzun gelmiş olduğunu gördük. Gördüğünüz gibi hani biz ne haber yapmak istiyoruz? Sağ tarafa doğru buradaki değişkenlerin akması gerekiyor. Fakat şu an aşağıya doğru gitmiş durumda. İlk gelirseniz ilk CSS'ini de yazmaya başlayalım. Burada hemen display flex dersek şu an için bu yapıyı kurmuş olacak. Bunun dışında hemen bunları şimdilik bir center'da da toplayalım. Bunu yaptıktan sonra da gördüğünüz gibi logomuz gerçekten çok büyük. Buna ben bir değer vermek istiyorum. Fakat logonun hemen ardından da şöyle bir şey yazsa güzel olabilir. İTÜ Blockchain Marketplace yazalım mesela. Bunu yazdığımızda bu aşağıdaki tarafta gelmiş oldu. Sebebi şu şekilde buradaki divin içerisinde şu an herhangi bir style olmamasından kaynaklı olarak ben öncelikle buradaki brand'ın içerisindeki logonun width'ini düşürmek istiyorum. Şöyle brand dedik. Bunun içerisinde de hemen logoya eriştim. Width'e şöyle bir bakalım. 65 olunca nasıl oluyor? Şöyle bir baktığımda bunu şu an etkileyebilmiş değiliz. Styles logo class name buraya geldim. Width 65 pikselden rağmen bu büyük kaldı. Yeniliyorum. Hop şöyle 35 yapalım. Şu an herhangi bir etkisi olduğunu görmüyoruz. Sebebi şu olarak anlayamadım. Wrapper'ın içerisinde brand dosyasının içerisindeki logoyu etkiliyorum. Wrapper'ın içerisindeki brand'ın içerisinde logo. Şöyle şunu bir hemen bir dışarıya alayım. Hala etkilenmiş değil. Hide ile bunu yapıyorum. Yine etkilenmiş durumda değil. Burada nav var modülü CSS dedik. Wrapper'ı etkiledi. Styles logo dememize rağmen şu an için herhangi bir değişiklik göremiyoruz. Logo hiç değil.
Width 35 piksel diyorum. Burada image'imiz var. Bunun width 65 piksel dediğimde bir error'la karşı karşıyayım. Ne diyor? Class name yanlış hatası veriyor. Evet. Bakıyorum burada neyi yanlış yazdığımız için aslında hatamızı almışız. Bunu görmüş olduk. Şöyle bir tekrardan geri gidelim. Evet. Hatamızı bulduk. Burada yine ben bunu şuraya almak istiyorum. Bunu da şöyle bir 85 yapayım. Büyüklüğünü görmek için. Sanki yine 65 bizim işimizi görecekmiş gibi. Burada bir tane de yazımız olduğu için bunu da yanına almak istiyorum. Yine display flex yapalım. Center ve şu an için herhangi bir farklı yapıya ihtiyacımız yok. Align item center. Yapabilirim. Bu şekilde yazımızı da almış olduk. Sanırım şimdilik burası böyle durabilir. Ardından devam ediyorum. Şu şekilde şuraya geçebilirim. Şimdi buradaki tabii ki direkt yazıyla yazmıştık. Fakat bunları birbirlerinden ayırmam gerekiyor. Bunları da hemen şöyle diyebiliriz. İlk öncelikle bir class name verelim. Ardından bunlar ne olsun? Şu şekilde styles nokta links şeklinde yapabilirim. Bunları yaptıktan sonra şimdi ayrı ayrı bunları oluşturmam gerekecek. Öncesinde hemen şunu da eklemek istiyorum. Sonra uğraşmayalım dilerseniz. Bunların tabii ki butonlara bastığımızda bizi farklı sayfalar yönlendiriyor olması gerekiyor. Bunun için de neyi kullanacağız? React Router DOM kullanıyor olacağım. Burada bunların sayfası ne kadar güzel görünüyor olsa da hani ben GitHub dosyalarındaki örnekler ve benzeri şeyleri daha çok beğeniyorum. O yüzden size de onu göstereyim. Şekilde npm buradan GitHub dosyasına erişebiliriz. Bu şekilde de biz indiriyor olacağız zaten. Şöyle kopyalayalım. Bunu kopyaladıktan sonra ben de o esnada bunu indiriyor olalım. Yüklesin. Buradaki örneklerle anlaması aslında başlangıçta daha kolay oluyor. O yüzden bunlarla ilerleyebiliriz. Buradaki güzel olan şey şu. Biz direkt buradaki indirdiğimiz kütüphanenin bize verdiği link buradaki komponent ile değişkenlerimizi direkt oluşturmaya başlayacağız. Hemen bunu şu şekilde alabilirim. Şunlara ihtiyacım burada olmayacak. Ardından şu şekilde ilk önceki şunu alalım. Link şeklinde oluşturuyorum. Home dedim. Aynılarını diğerleri için de yapıyor olacağım. Şöyle bir kopyalayayım. Şurayı silelim. Şekilde oluşturalım. Neydi? My profil ve listed items şeklinde. Bunları da oluşturmuş olayım. Şimdi sayfamızın son durumuna bakalım. Yine bir error'la karşılaştık. Hemen onu kontrol edelim. Şu an error yememizin sebebi çünkü buradaki linki kullanıyoruz. Fakat bunları gidip buradaki apps.js'in içerisine almam gerekiyor ki kullanmamda sıkıntı olmasın. Çünkü bunlar React'in diğer komponentlerinin içerisinde olunca çalışan komponentlerimiz. Bunun için de app'e geliyorum. Yine buradaki GitHub dosyamıza geldiğimizde diyor ki bak diyor ilk önce sen uygulamanın diyor browser router dediği komponent ile sarman gerekiyor diyor. Biz bunu orada değil burada saracağız. Ben burada değişkenimi aldım. Hemen browser router oluşturacağım. Bunu oluşturduktan sonra bunun içinde uygulamamı sarmamı gerçekleştireceğim. Yanlış tarafa götürdük. Şu şekilde sardıktan sonra diyor ki ne diyor? Sen eğer bir yönlendirme yapmak istiyorsan diğer sayfalara routes ve router değişkenlerini kullanabilirsin diyor. Biz de bunları kullanıyor olacağız. Hemen şurayı alayım. Şu şekilde burada bunları ekleyelim. Eğer benim petim direkt herhangi bir şey yoksa bizi home'a götürebilir. Ardından burada
Şurayı şimdilik sileyim. Burada herhangi bunların tanımlanmamış olduğunu söylüyor. Bunları tanımlamamız gerekiyor. Şuraya hemen tanımlayalım. Route şeklinde yine React Router'dan bunları aldık. Sonra My Profile dersek My Profile bizi yönlendirsin. Ardından şöyle kopyalayalım bir tane. Bir de Listed Items dersek de yine daha önce oluşturduğumuz page sayfasına bizi yönlendiriyor. Olsun. Tabii bunların başına şu şekilde tire koymamız gerekiyor yine. Bunu koyduktan sonra tabii bir de diğer istek atanlar yani farklı sayfaları açmaları açılan durumlar olabilir. Yanlış yazımlar ya da benzeri şeyler. Bu tür durumlarda da diyelim ki eğer direkt bunları benim tanımladıklarımın dışında şu şekilde bulamıyorum. Evet. Benim tanımladıklarım dışında eğer herhangi bir link eğer buraya gönderilse onun içinde bir div oluşturalım. Not found şeklinde buraya kodlayabiliriz. Şimdi şuradaki fazlalığı silelim. Bu şekilde biz tanımlamamızı yapmış olduk. Şimdi bir hata almıyor olmamız gerekiyor. Yeniliyorum. Tekrardan bir tane değişkenin yenilenmediğini görüyoruz. Orada da büyük olasılıkla linkteki bıraktığımız boşluklardan kaynaklı oluyordur. Çünkü bizim linklerin içerisine bir de gideceğimiz yolları seçmemiz gerekiyor. Bunun için de to diyorum. Şu şekilde eğer home'a tıklanırsa buraya gidebilir şeklinde bunları tanımlamamız gerekiyor. Bunu tanımladıktan sonra diğerleri için de hemen tanımlayalım. Eğer My Profile'e tıklanırsa My Profile'e gidilsin. Eğer Listed Item'a tıklanırsa da Listed Item'sa gitsin şeklinde diyorum. Artık sorunlarımız çözülmüştür diye düşünüyorum ve zaten buradaki sıkıntı olmadığını görüyoruz. Bu şekilde burada da tanımlama yapmış olduk. Artık My Profile'e basarsam gördüğünüz gibi Listed Items page'e gidiyor. Ondan sonra My Profile'e bastığımda da yine copy paste yaptığımız için büyük olasılıkla burada kalıyor. Home'a basarsam da Home page'e gelmiş oluyorum. Burayı da böyle bir aşağı yukarı yapmış olduk. Burada bir de buton tanımlamamız gerekiyor. Hemen bunu tanımlayalım. Buradaki divi kaldıralım. Öncelikle direkt buton tanımlayabilirim. Şekilde bir buton tanımladım. Yine oluşturmadı. Şu şekilde onu tamamlayalım. Ardından bununla ilgili şimdi şöyle bir şey olacak. Herhangi bir biz account oluşturduğumuzda buradaki değerin değişmesini sağlayacağım. Şu an böyle bir yapımız olmadığı için direkt Connect Wallet şeklinde bunu yazabilirim. Şöyle bir görelim. Connect Wallet şeklinde butonumuz gelmiş oldu. Bununla ilgili daha sonra hook oluşturduğumuzda gelip buradaki on click değişkeninde değişikliğimizi yapacağız. Böyle bir genel hatlarıyla yapımızı kurmuş olduk. Şimdi burayı biraz daha güzelleştirelim. Bunun üzerinde biraz daha böyle oynama yapalım CSS'imiz ile. Onun için yine buraya geldim. Öncelikle yukarıdaki navbarın kendisine böyle bir görünmesini istiyorum. Bir yüksekliğimiz olsun. Sanırım logoyu kaç vermiştik? 65 vermişiz. O zaman buraya da 85 piksel verebilirim. Ardından background'ımız white olabilir. Ya olsun. Color'ımız da yine burada butonlarımıza renk vereceğimiz için white olsun. Biz arka tarafta yine bu görünmeyecektir. Gidip burada body'ye bir renk verebilirim. App ile ilgili background color'ımız şöyle bir renk seçelim. Bu renk geldikten sonra şöyle beraber rastgele bir şey seçebiliriz. Şöyle bir şey belki güzel olacaktır. Tabii ki burada şu an için direkt home page'i hani o taraf gösteriyor. Şurasında boyalı olması gerekiyordu. Fakat biz herhangi bir burada navbarı beyaz olsun diye işaretlediğimiz için bu şekilde bir yapı oluşmuş durumda. Bununla beraber burayı tabii ki yine büyütebiliyor olabiliriz. Hemen tekrar buraya geleyim. Buradaki diğer değişkenleri de silelim. Şu şekilde şimdilik bizim şuraya bir height vereyim. Sonradan düzenleriz burayı. 1000 piksel olsun. Şimdilik hemen buraya geçebilirim. Yine kaldığım yerden devam ediyorum.
Nabar'a geldim. Nabar'a geldiğimde burada neler yapabiliriz diye bakıyorum. Hemen girdiğimde buraya devam ediyorum. Şimdi Brand'ı biraz düzenleyebiliriz. Burada bunun center olmasını söylemiştik. Color'ı beyaz dediğimiz için burada rengimiz gözükmüyor. O yüzden ilk öncelikle bunu black yapıyorum. Sonra yazımız biraz küçük görünüyor. Font size'ı oynayabilirim. Mesela 24 piksel olsun. Onun dışında yandaki logo ile ilgili böyle arasına ufak bir boşluk koyalım. Biraz daha yazıyı kalınlığını değiştirebiliriz. Şöyle daha güzel olması adına belki 700 bile yaparız. Şöyle bir bakayım. Şimdilik 700 olarak durması bizim için uygun sanırım. Bununla beraber buradaki yapılar birbirinden farklıydı. Tabii ki ben bunları yan taraflara koymak istiyorum. O yüzden bunu center değil de space erant olsun. Daha güzel duracaktır. Evet. Şu şekilde birbirinden ayrılmış olsunlar. Bizim burası için yapacağımız farklı bir şey var mı diye düşüneyim. Böyle bir güzellik olsun diye. Belki anca hover ekleyebiliriz. Böyle bir üstüne geldiğinde güzel bir böyle fark edelim. Üstünüze geldiğimizi şu şekilde hover yazmadık. Bunu yazdıktan sonra ne yapalım? Buradaki transform kullanabiliriz. 1.3 diyelim. Şöyle bir bakalım. Şöyle büyüyor. Direkt büyümesi biraz hoş görünmedi. Bu esnada ufak bir kasma var. O yüzden burayı biraz belki yavaşlatabilirim. Şöyle transition ile yapalım bunu da. Hemen alabiliriz hepsini. 0.3 sanki fena olmaz. Baktığımda fena olmuyor. Hemen bunu bir de kopyalayıp üst tarafa da koyalım. Şöyle sanki fena olmadı. Güzel. Tamam, zaten bunlarla çok uğraşmamıza gerek yok. Ardından alt tarafa geçebiliriz. Alt taraftakileri ne olarak adlandırdık? Links olarak adlandırmışım. Burada ona bakabilirim. Links olarak da açayım. Burada ne yapmak istiyoruz? Yine buraya da hemen display flex yaparsak bizim için kolay olacaktır. Burada bunu yaptıktan sonra tabii ki linklerim var. Bu linkleri ile ilgili bir şeyler yapabilirim. Gördüğünüz gibi bunlar şu an mor. Direkt bunları A olarak da alabilirim. Çünkü linkler A taginden türetildiği için sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Hemen deneyelim hatta. Şöyle ilk öncelikle aralarına boşluklar vereceğim. Gördüğünüz gibi burada bütün hepsini ekledi. Yani linkler de aslında bir A taginden oluşturduğunu görüyoruz. Burada sinir olduğum şey hemen alttaki yazılar olduğunu görüyorum. Bunu kaldırabiliriz. Text Decoration None şeklinde alttakilerin gittiğini görmüş olduk. Ardından bunlara şöyle birer width verelim. 130 çok mu olur acaba diye bakıyorum. Bunları şu an zaten göremeyeceğiz. Height da vereyim bir tane. Logomuz 65 ise bunları da 40 yapabiliriz. Ardından bunu, evet, yanlış bir şeye bastık. Bunu yaptıktan sonra bir background verip bunları bir görelim. Gördüğünüz gibi burada background verdiğimde bunlar üstte kalmış oldu. O yüzden hemen buraya da bir display ekliyorum. Flex align item center yapalım. Bir de burayı da con center yaparsak yazılarımızı ortalamış olacağız. Bunun ardından da biraz daha yazıları ben büyütmek istiyorum. Font size onu 24 yapmıştık. O yüzden bunu 20 yapmamız uygun olacaktır. Sanki bunu yaptıktan sonra da gördüğünüz gibi şuradaki de bir kaldıralım. O kötü duruyor çünkü. Yazılarımız hala mor. Bununla ilgili de bir class verse, şey color versek fena olmayacaktır. Black nasıl duruyor bir bakalım ama Black'te de tam istediğimiz gibi değil. Yine fena değil. Font weight'i de bu şekilde 600 yapalım. Biraz daha büyük dursunlar. Bu şekilde vermiş olduk. Şimdi bir de ben bunlara hemen buradayken bir hover eklemek istiyorum. Hover'da ilk öncelikle background'ı değişmiş olsun. Arkası white olduğu için yine açık bir renk yapsak fena olmaz sanki. Şöyle bakıyorum. Geldiğinde evet. Bunları görebiliyoruz. Ama
Zaten kötü oldu ama ben yine de bir bordro radyüsü de vereyim. Şöyle ufak bir dokunmak gerekirse bunu verdikten sonra da şu şekilde geldiğinde üstüne bunları görmüş olalım. Tamamdır. Bununla ilgili de yaptık. Diğer tarafta bir ne kaldı? Butonumuz kaldı. Direkt onda butonla erişebilirim. Şu şekilde üç tarafa direkt gelelim. Butonlar içinde burada bir klas açalım. İlk öncelikle şunları 130'a 40 yapmıştık sanırım. Evet, 130'a 40. Bunu biraz daha büyük yapalım. Width 150 olsun. Height da 50 piksel olsun. Bu şekilde oluşmuş oldu. Ben burada buna renk vermek istiyorum. Background color. Blue diyelim öncelikle. Çok kapalı oldu ama blue genelde bu ton renkleri için tatlı oluyor. O yüzden şu şekilde bu da çok hoş bir renk. Biraz daha açık olması gerekiyor. Şöyle biraz şöyle alayım. Sanki bu neyse buralara çok takılmamıza gerek yok. Şimdilik böyle olsun. Ardından o border color'ını default olarak bir border color olduğunu görüyoruz. Border burada color var. Bunu da direkt şu üsttekine eşitleyelim. Ardından bir de radius verelim. Yine 10 piksel olabilir. Color verelim. Yine white. Bu zaten büyük olasılıkla vardır gibi. Şu şekilde white'ı da verdim. Bir bakalım. Tamam, fena değil ama burada yazının küçük olduğunu görüyorum. Font size'da ben yine diğerleri gibi 20 yapalım. Yaptığımızda şu şekilde büyüyor. Direkt bit'i de arttırabilirdik de. Direkt 18 yapalım, uğraşmayalım. Yaptık, yine buton üstüne geldiğinizde gördüğünüz gibi pek bir şey anlaşılmıyor. O yüzden bir de hemen hover verelim buraya. Ne olsun, yine transform olsun. Şöyle scale, fakat butonlar da çok kötü durumlar. 0-1 yeterli olacaktır. Background color da birazcık değişiyor olsun. Birazcık daha bunu şu şekilde açan bir renk farkına vardıracaktır. Şöyle bir bakıyorum. Evet, çok daha farkına varamıyoruz. Biraz daha açalım. Aynı zamanda da bunu da şöyle bir 3 yapsak fena olmayacak sanki. Tamamdır. Artık butonumuz. Bu arka plandaki renk ile biraz uyumsuz oldu. O yüzden bunu değiştireceğim. Şu şekilde sayfamızı oluşturmaya devam edebiliriz. Navbarımızı oluşturduk. Gördüğünüz gibi burada sayfalar arası geçişleri yapabiliyoruz. Bunu yaptıktan sonra artık sayfalarımızı oluşturabiliriz. Hemen bir home page'e gidelim. Burada zaten pek bir şey yapmayacağız. Burada home page'in şu şekilde tıklayamadım. Home page'e geliyorum hemen. Nerede? Burada home page için ne yapalım? Şöyle bir şey diyebiliriz. Şöyle bir tane H1 oluşturalım. Hop, ne olsun? Ethereum Blockchain Marketplace şeklinde. Bunu oluşturayım, bir de ne yazalım? Follow on Twitter Ethereum Blockchain şeklinde şöyle bir ekleme yapayım. Bunu yaptıktan sonra yine buraya hemen bir class verelim. Class name ne olsun? Styles nokta wrapper olsun yine. Bu şekilde duruyor. Ben sadece wrapper için şöyle margin toba şöyle bir 250 piksel versem birazcık ortalasın, sadece bizim için yeterli. Hatta fazla bile oldu. Şöyle tamam, burayla uğraşmayalım. Şimdi profilime geçiyorum. Burada yapmak istediğim şey benim sahip olduğum NFT'leri göstermek. Tabii buna geçmeden önce ilk öncelikle cüzdanımıza bir bağlanmak iyi olacaktır. Bunun için de hemen fonksiyonlarımızı hazırlayalım. Kullanacağımız kütüphane Ethers kütüphanesi. Hop. Şekilde kütüphanemi indiriyorum. Şu şekilde hooklarıma gidiyorum. Hooklarıma gitmeden önce dilerseniz burada Redux dosyalarımızı oluşturalım. Yine bir index
GST'miz var. Onun sonra slider. Şu şekilde yazamadım. Ne oldu? Şu an tekrardan açamıyorum. Evet, açtım. Bu şekilde slicers'larımız var. Hop, klasör olarak yapmışız bunu. Hemen delete atayım. Slicers'larımız var. Bunun dışında index dosyamıza bu şekilde gelelim. Burada daha sonra direkt Redux'ın kendisine de bakabilirsiniz. Burada bir yapı gösteriyor zaten. Direkt buradan da yapabiliriz. Hani burayı incelerseniz oluşabilirsiniz. Şöyle tutorial'a gittiğimizde burada size yapmanız gereken şeyleri gösteriyor olacaktır. Zaten birkaç örneği de var. Biz de buradan direkt hemen indirdikten sonrası için kurgulamamızı sağlayacak yerleri kopyalamak istiyorum. Bu şekilde sizle beraber ben de bir kere daha incelemiş olayım. İlk öncelikle Store.js'i burada gösteriyor bize. Store.js'ten ben hemen şurayı kopyalayabilirim. Bu şekilde şu an bunları tabii ki kendi oluşturduğu yerlerden almış. Bunlara ihtiyacım yok. Sadece şu yapımız bizim için uygun olacaktır. Bu şekilde oluşturmuş olduğum reducer'ımız var. Store adını verdiğim bir değer var ama ben bunu store olarak tutmak istemiyorum. Direkt export default olarak configurate store şeklinde oluşturmayı ben tercih ediyorum. Tabii ki bunu gidip öncelikle şimdi hatırlarsanız React'ta ne oluyordu? Değişkenler üst taraftan kendi kollarının alt tarafına doğru iletilebiliyordu. Alt taraftan üst tarafa doğru ya da yan tarafa doğru değişkenlere ulaşamadığımız için problem yaşıyorduk. Redux'ta aslında bunu çözmemizi sağlayan bir tool'lardan bir tanesiydi. O yüzden bizim gidip öncelikle bütün dosyamızı Redux tarafından sarılmasına ihtiyacımız var. Burada da hemen ben bunu yapacağım. Bir provider'a burada import etmemiz gerekiyor. Import provider. Nereden import edeceğiz? React Redux'tan bunu import edeceğiz. Bu esnada bazı durumlarda React'ın şu an 18. versiyonu var. Bunda problem yaşadığım için ben 18'i kullanmayı tercih etmiyorum. Bu problemlerle karşılaşmadan hemen buradaki versiyonları da şöyle düşürmüş olayım. Burada bunu oluşturmuş olduk. Tabii ki bir de hani orada oluşturduğum store'da oluşturacağım değişkenleri buraya import etmem yine gerekiyor. Onları da nereden import edeceğiz? Store'dan import etmiş olacağım. Provider'ımı da şu şekilde hemen yazabilirim. Provider store yine store olacak. Şu şekilde oluşturdum. Burada app'i şu şekilde ortasına alayım. Bu şekilde yapımızı kurmuş olduk. Biz burada store'la ilgili değişiklikleri yapmadan önce gidip öncelikle kendi bir tane slicer'ımızı oluşturalım. Bunun adı account JS şeklinde olabilir. Bu şekilde açtım. Burada yine bizim Redux'tan toolkit'inden gelen import create slice şeklinde bir değişkenimiz var. From nerede import ediyorum? Redux JS tool kitten bunu import ediyorum. Edemedim çünkü import değil import şeklinde bunu aldım. Şimdi bunu kullanarak bir yapı oluşturacağım. Öncelikle bunların tutacağım değişkenlerin bir initial state'ine ihtiyacımız olduğu için ilk öncelikle bunu tanımlıyorum. Account adında bir değişkene ihtiyacım var. Bunun başlangıç değeri de şimdilik null olabilir. Ardından yukarıda import ettiğim create slice ile ilk slice'ımı oluşturmak istiyorum. Yine hemen export diyeyim. Adımız da yine accounts sanın diye oluşturduk sanırım. Dosyamızda evet accounts olarak. O zaman direkt burayı da bu şekilde yapabilirim. Şu şekilde slice dedim. Create slice şeklinde. Bunu da başlatmış oluyorum. Name'im ne olsun? Yine accounts olsun. Ardından initial state'imi vereyim. Başlangıç değerlerini vermiş oldum.
ve reducer'larımız var. Bunu burada tanımlıyor olacağım. Şimdi birinci reducer'ımız tabii ki yukarıda verdiğim account'un set edilmesini sağlayan fonksiyon olmalı. O yüzden set account değerin şeklinde bir tane değişken oluşturuyorum. Bize bir tane state ve auction alacağız içimize ve burada bu fonksiyon çağrıldığında state.account'un ne olmasını istiyorum? Bize gelen auction payload'a eşitlenmiş olmasını istiyorum. Bu şekilde Redux closure'ümüzde kurmuş olduk. Tabii ki bunu bir de burada reducer'ımızın içerisine işlememiz gerekiyor. Onu da hemen ne yapıyoruz? Account reducer diyelim. Peki bu account reducer nedir? Bunu import etmedik. Hemen import edelim. Import account reducer yazalım şöyle ismi de from slicers'ın account'undan gelmiş olacak. Burada gördüğünüz gibi birkaç tane hatamız var. Burada şu an account reducer dediğimiz şeyin tanımlı olmadığını söylüyor. İlk önceki dosyamıza gidip bununla ilgili bir kontrolümüz yapalım. Burada niye böyle bir hata yedik? Çünkü biz bunu oluşturduk ama dışarıya bunları export etmedik. Hemen export edelim. Ne oluşturduk? Şöyle const yazmayı unutmayalım. Şu an biz set account adında bir fonksiyon oluşturmuş olduk burada. Bunu dışarıya import ediyoruz. Şu şekilde account slice nokta auctions şeklinde bunu dışarıya aldım. Bununla beraber bir de hani fonksiyonumuzu dışarıya almamız gerekiyor. Export. Onu da şu şekilde alabilirim. Default account slice reducer şeklinde bunu almış oldum. Şimdi aldığım hatalara bir bakalım. Ne diyor? Account reducer is not defined. Burada da 9. satırda bir hata olduğunu söylüyor. Initial state'imiz olarak yazmışız bunu ama buna initial state adını vermeyi unutmuşuz. Burada da account reducer'ın tanımlı olmadığını söylüyor. Hemen gidip bir bakalım. Account reducer, account olması gerekiyor. Fakat burada yukarıda A ile tanımlanan büyük A demişiz. Burada küçük A dediğimiz için hata alıyoruz. Bunu yaptıktan sonra herhangi bir hata almadan hala devam ettiğimizi görüyoruz. Şimdi burada bir tane hook oluşturmak istiyorum. Bu hook ne işe yarayacak? Bizim hesabımıza bağlanabilmemizi sağlayacak olan hook'u yazmak istiyorum. Use connect wallet olsun adı da. Bu şekilde hook'larımı oluştururken use kullanmam gerektiği için bu şekilde başlamış oldum. Burada yine Redux'ın belirli fonksiyonlarına ihtiyacım olacak. Aynı zamanda bu fonksiyonlarla etkileşime girebilmek için de yine Redux'ın kendi fonksiyonlarını import etmemiz gerekecek. Bunları göreceğiz. Şimdi export const use connect wallet diyelim. Hatta connect wallet değil de use set account desek sanki daha anlaşılır olur. Daha sonra da problem çıkarmasın. Fakat hemen bunu madem böyle diyeceksek şimdiden ismini değiştirelim ki. Çünkü sürekli sonradan sıkıntı oluyor. Ne dedik? Use set account şeklinde bunu oluşturalım. Tamamdır. Bunu oluşturduktan sonra bizim ethers'i burada kullanacağımızı söylemiştik. O yüzden ethers şeklinde aratabilirim. Buradaki dokümantasyondan yine birçok şeyi görebiliriz. Şöyle getting started'a tıkladıktan sonra diyor ki senin eğer böyle bir şey kullanmak istiyorsan bunları npm ile indirdikten sonra import etmelisin diyor. Yukarıya şu şekilde ben bir ethers'i import edeyim. Burada Ethers'i import ettik fakat aslında MetaMask'ı üzerinden ilerleyeceğim ben şu an. O yüzden bir de bunu açalım. MetaMask doc şeklinde. Burada da yine introduction'da değil de getting started'dan oluşabiliriz. Burada diyor ki window.ethereum'dan buna buradaki değişkenle erişebilirsin. Burada hemen bunu inceleyelim. Erişebiliyor muyuz diye. Bu şekilde clear diyelim hemen. Window.ethereum dediğimde burada bizim proxy'miz aslında burada gelmiş oluyor. Farklı fonksiyonlarımız olduğunu
burada görmüş oluyoruz. Mesela benim şu an Chain ID'min 4 olduğunu, yani Ring'e bağlı olduğumu gösteriyor. Bu şekilde burada bazı değerler var. Biz de burada en başta Connect olarak MetaMask kullanacağımız için buradaki yine dokümantasyondan daha ileri yapıları inceleyebilirsiniz. Biz buradan yine devam edeceğiz. Yine VS kodumu açtım. Şimdi VS kodun içerisinde bir tane, şimdi VS kod diyorum, Use State Account'ın içerisinde bir fonksiyon daha oluşturuyorum. Connect Account olsun mesela adı. Bu şekilde. Şimdi burada öncelikle bunu oluşturmamız sebebi şöyle asenkronda yapalım çünkü ona ihtiyacımız olacak. Şöyle async şeklinde oluşturdum. İlk öncelikle kişinin MetaMask'ı var mı yok mu diye ben kontrol etmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? window.ethereum şeklinde kontrolü sağlayabilirim. Şimdi window.ethereum eğer yok ise hani bu şu demek bu kişinin MetaMask'ı yoktur. O zaman hani biz burada bir tane hata atabiliriz. True error diyelim. You sure you have to use MetaMask şeklinde şöyle bir hata mesajı atabiliriz. Eğer buraya geçebiliyorsak burada ne olacak? Kişinin MetaMask'ının var olduğunu ben anlıyorum. O zaman hemen account'u bu değeri MetaMask üzerinden isteyebilirim. Let account diyelim. Bunu nasıl istiyorduk? Peki hemen buraya geliyorum. Diyor ki sen eğer account'lara ulaşmak istiyorsan await ile Ethereum request şeklinde istek atabilirsin diyor. Ben burada isteğimi attım. Ardından eğer bir sıkıntı olursa diyerekten bu şekilde keşi de ekleyelim. Şöyle error mesajımız da olsun. Bunu console şeklinde error şeklinde yazdıralım. Hatta bunu vermiş oldum. Bu şekilde ben gidip MetaMask'ıma bağlantı isteğimi gönderiyor olacağım. Bunu yaptıktan sonra da eğer kişi onaylarsa bunun bizim değişkenlerimize yani Redux'taki değişkenlerimize ben atanmasını istiyorum. O yüzden burada ilk önce bunu sağlayabilecek fonksiyonları import etmem gerekiyor. Import dispatch tabii ki use dispatch from React Redux yaptık. Bir de set fonksiyonunu çağırmam gerekiyor. Import set account diyerek tanımlamıştık. Ha, evet direkt geldi. Burada store slices ve accounts'tan set account fonksiyonu da çağırmış olduk. Biz burada isteğimizi attık. İsteğin ardından hesap geldiğinde bunu ben tabii ki yukarıda ilk önce şunu oluşturmamız gerekiyor. Const this patch use dispatch'ten bu şekilde tanımlayabilirim. Ardından dispatch ne yapacağız? İlk önceki tabii ki fonksiyonumuzu çağırmamız gerekiyor. Hop ne yaptık? Set account. Bunun içerisinde bize gelen accountslardan sıfırıncısını bu şekilde vererek daha sonra onu farklı yerlerde de erişebiliyor olacağım. Burada hemen şunları da göstereyim. Burada nerede var? Accessing. Burada hesap değişiklikleri ilgili şeyler var. Ben ona dikkat etmeyi planlamıyorum. Sadece burada şunu göstermek istiyorum size. Nerede bunlar? Provider şeklinde kullanabiliyorum. MetaMask var. Chain ID'ler var. Chain ID'nin mesela Ring'de geliştireceğiz. Bunu Ring olduğunu kontrol edecek yapıyı burada bulmaya çalışıyorum. Burada ekansları aldık. Burada ekansların değiştiğinde yapılacak fonksiyon var. Onun dışında gerçekten şaşırtıcı bu kadar uzun süre bulamamamız. Direkt burada bulamadım.
O yüzden kendim yazabilirim size göstermek adına. Şimdi şöyle bir durum var. Tabii ki burada bir bağlandık fakat şu an kişi bizim istediğimiz ağda bulunmuyor. Olabilir. O yüzden bunu yine if ile kontrol edebiliriz. window.ethereum dediğimde ben yine o proxy'ye erişmiş oldum. Buradan chain ID ile şu an bulunduğumuz chain ID'ye erişebiliyorum. Bunu ring ile geliştireceğim için de 0.4 olarak bunu yapmam gerekiyor. Eğer bu 0.4 ise herhangi bir sıkıntı yok. Ben yine burada gidip kişinin account'unu istiyor olurum. Fakat herhangi bir eğer kişi bunda değilse hani o zaman şu şekilde farklı bir istek atmam gerekecek. O da hani ekranın çevrilmesiyle alakalı. Hemen bir saniye burada fonksiyonu ben bir arıyorum. Şuradan da bakabiliriz. Nedir? Switch Ethereum chain sanırım. Bunu bakalım. Ha aynen burada. Şimdi burada gördüğünüz gibi burada biz yine istek atabiliyoruz. Bu kişinin bizim istediğimiz ağa geçmesini sağlamak için. Buradaki dediğim ağ nedir? Hani aslında Ringbee'de mi olsun, işte Ethereum'da mı olsun, yok şurada mı olsun şeklinde yapabilmek için. Burada da nasıl atabiliyormuşuz? Method, wallet, switch, Ethereum chain diyormuş. Hangi chain'e geçmesini istediğimizi söylüyoruz. O da 0x4 olarak söyleyebiliriz. Bu Ringbee'nin adresi. Burada da şunu söylüyor. Eğer diyor hani sen bunu değiştirmek istiyorsun, istek attın fakat değişmedi. Bir hata ile karşılaşabilirsin. Eğer onun 4902 kodlu hata ise burada bu kişinin senin istediğin chain daha ekli olmamış olabilir. O yüzden gidip o chain'in bilgilerini buraya ekleyebilirsin diyor. Biz bunu buraya ekleyebiliriz. Bununla ilgili parametreleri vermiş. Mesela chain ID'si 0 değil, direkt 0x4 olacak. Chain name'i ring bir şeklinde olacak. Onun dışında RPC URL'sine ihtiyacımız var. Tabii ki RPC URL'yi bilmiyorum. Hemen şöyle bakalım. Ring bir RPC URL şeklinde geçmişte zaten aratmışım. Şekilde Ring bir'ye gidelim. RPC URL'si şu şekilde varmış. Ben burada bunu da ekliyorum. Bunu oluşturduktan sonra şimdilik göstermek istediğim şeyler bunlar. Zaten ben de ekli olduğu için bunları hiç göremeyiz ama bu şekilde ekleyebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra biz aslında burada account'umuzu ulaşmış olduk. Tabii bunu bizim Navbar'da ulaşmamız gerekiyor. Hemen ilk önce import edelim. Import neydi? Use set account'u hookslardan import ettim. Fonksiyonumuz da neydi bu diye bakıyorum en son. Biz burada tabii ki connect account'u burada oluşturduk ama onu return etmeyi unuttuk. Dışarıdan erişemeyiz. Burası da çok karıştı şimdi. Ha şöyle. Şurada hemen return edebilirim. Neydi? Connect account şeklinde bunu yapmış oldum. Hata görüyorum burada. Use set account 10'da hata yiyormuşum. Burada Ethereum diye request'e bakmışım. Burada bir hata yiyoruz. Neden? Çünkü window.ethereum olması gerekiyor. Yine 20'de de sıkıntı yaşamışız. Yine window.ethereum yapıyorum. Büyük olsa sonuncusu da aynı sıkıntıdır. 27'de. 27 neresi? O da şurası. Yine window.ethereum şeklinde diyorum. Tamamdır. Navbar'a gidiyorum şimdi. Const connect account to use set account'tan çağırıyorum. Bu şekilde fonksiyonumuzu, hook'umuzu çağırmış olduk. Bunu nereye alacağız tabii ki? Buradaki onClick'e bağlamamız gerekiyor. OnClick nedir? Hatta şöyle yapalım. Direkt connect account şeklinde çalışıyor olsun. Hemen bir kontrolümüzü sağlayalım. Buraya geldik. Bastığımda gördüğünüz gibi MetaMask'ıma bağlanmak istediği isteğini gönderiyor. Şöyle ben de açayım. Burada MetaMask'ımın bağlı olduğunu
Görüyorum ring ve ağındayım şu şekilde. Burada gördüğünüz gibi ben bağlıyım şu an ama hani hala connect wallet'u görüyorum. Bu bir sıkıntı yaratıyor. Hemen bunu düzenlemek istiyorum. Burada ilk öncelikle bir tane kendimin daha önce oluşturduğu fonksiyonu yazacağım. Onun adı da şu olacak. Parse adres şeklinde oluşturdu. Burada hemen fonksiyonun ne yaptığını size açıklayayım. Çok basit şekilde. Bunun içerisine bir adres veriyorsun. Verdiğimiz değerin ilk 5 karakteriyle son 5 karakterini alıp orta sağda nokta 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 koyuyor ki hani büyük adreste sıkıntı yaşamayalım. Şu şekilde bunu oluşturduk. Tekrardan ben Navbar'a bir gidiyorum. Navbar nerede? Burada. Bunu bir import edelim. Import parse adres dediğimizde şu şekilde import etmiş olduk. Şimdi diyeceğim ki eğer herhangi bir account varsa adresi gönder, göster. Eğer account yoksa göster mi? Bunun için adres var mı yok mu? Bunu kontrol etmem gerekiyor. Use selector ile biz Redux'taki değişkenleri ne yapıyorduk? Çağırabiliyorduk. Burada da bundan yararlanmaya çalışacağız. Bu şekilde use selector'ümüzü çağırdık. Hemen buradaki değişkenimizde ulaşalım. Account adında use selector state nokta neydi? Accounts sanırım. Accounts nokta account şeklinde ben account'a erişebiliyorum. Burada diyorum ki Coinnet Wallet yazmada account var mı diye bir kontrol et. Eğer account şu şekilde olsun. Eğer account yoksa Connect Wallet yazsın. Fakat eğer account varsa burada bir fonksiyon çağırdı account olduğu için bunu hemen parse adresinin içerisine ben account veriyorum. Bu şekilde bunu yazdırsın diyorum. Hemen bir bakalım. Gördüğünüz gibi burada benim adresimi gösteriyor. Bu şekilde olmuş oldu. Sanırım Navbar'la ilgili yapmamız gereken her şey buydu. Şimdi My Profil'deki benim NFT'lerime ulaşmam gerekecek. Bunun için ben bir API kullanacağım. O da Alke, nasıl yazıyordu bu? Alchemy API GetNFT şeklinde bir API'miz var. Buradan bunun açılmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi biz hani NFT'leri gerçekten hangilerine sahip olduğuna bakmak hemen aslında çok basit bir durum değil. Fakat burada API kullanacağımız için zorlanacağımızı düşünmüyorum. Burada biz GetNFT fonksiyonunu kullanabiliriz. Öncelikle tabii ki bunu bir hani import etmemiz gerekiyor. Hani bu API nasıl kullanabiliyoruz? npm install deyip onların oluşturduğu npm paketini burada oluşturacağız. Şu şekilde şu an nedense uygulamamız durmuş. Resetleyince sanırım kopacak. Yok, kopmuyor. Bu nerede? Ha, tamamdır burada. Burada hemen bunu npm install ile install ediyorum. Bunun içinde evet, React'ın versiyonunu değiştirdiğimiz için burada uyarılar geliyor. Sıkıntı. 17. versiyondan kaynaklandığını söylediği bir hata var. Maalesef ki burada hemen şimdilik bununla uğraşmamak adına sıkıntı yaşarsak tekrardan bakabiliriz ama bunları yine bir 18 yapalım. Sonra belki bu uygulamamızda herhangi bir sıkıntı çıkmayabilir. Tekrardan bir install ediyorum. Bu sefer sıkıntı yaşamayacağız büyük olasılıkla. Bekliyorum. Evet, bir sıkıntı yaşamadık. Şimdi burada bir tane daha hook oluşturalım. Bu şekilde. Olsun. Use get NFTs şeklinde oluşturabiliriz. Burada da yine bizim Alchemy sayesinde kullanacağımız bir hook olacak. Burada hemen Alchemy'yi biraz incelemek gerekirse bunu import ettik. Bu şekilde aslında ayarlarını oluşturuyorum. Ardından da biz çağıracağımız fonksiyonları burada çağırabiliyoruz. Öncelikle burada bir fonksiyonumuzu hazırlayalım. Export const
use get NFTs şeklinde oluşturdum. Burada bize verdiği hemen settings dosyalarını şu şekilde çekiyorum. Şuraya bir kopyalayalım. İlk öncelikle şuradaki import edeceğiz. Sonra şuraya alacağım. Bu şekilde settings'te oluşturduk. Biz mainnet'te değil, RinkBee'de bunu yapıyor olacağız. Şu şekilde RinkBee'de. Burada da bir tane API key istiyor. Ben bunu kendiminkini hemen alıyorum. Bu uygulama için gerçekleştirmiş oldum. Şu şekilde demonun yerine basabilirim. Ardından şunu şimdi kapatalım. Bu şekilde settings'leri oluşturmuş olduk. Ardından buradaki bunu initialize etmemiz gerekiyor. Onu da burada Alchemy'ye settings'i vererek initialize etmiş oluyoruz. Biz yine buradaki hani fonksiyonu inceleyelim. Beraber get NFT'si var. Mesela burada şunu yapıyor. Sen bu fonksiyonun içerisine hemen görelim, aşağıda bir örneği olacaktır. Bu şekilde oluşturdun, initialize ettin ve get NFTs for owner fonksiyonu geliyor. Biz bunu burada kullanarak göreceğiz. Hemen bize verdiği yapıyı yine kullanabiliriz. Şu şekilde kopyalayalım. Tabii ki bunu bir fonksiyon içerisinde yapalım. Get NFTs şeklinde ben bunu oluşturmak istiyorum. Bu şeklinde bunları tanımladık. Burada get NFT'si çağıracak. Ardından da son durumu bize gösterecek. Şimdilik ben bunu konsolla çağırıyor olacağım. Fakat buradaki değeri şu an için göremeyeceğim için ilerliyorum. Burada Alchemy hani diyor ki bunu burada hangi adresi çağıracağını yazman gerekiyor. Fakat biz hangi adres olduğunu bilmiyoruz. Biz buradaki bağlantıyı nerede yapacağız? Bizim hatırlarsanız başta connect oluyorduk. Connect'imizi account şeklinde ulaşabiliyorduk. Ona ulaşalım. Adres olarak da onu verelim. Her bağlantıda sıkıntı yaşamamak için. Import use selector'le bunu çağırabiliriz. Burada şunu bir yukarıya taşımak istiyorum. Şu şekilde boşluk bırakayım. Biraz burada karışıyor. Const account ne olacak? Hop. Use selector state state nokta account'tu ve buradan da account'a bu şekilde ulaşıyorum. Şimdi ben buradaki Alchemy get owners'ta kimin NFT'lerini isteyeceğim? Tabii ki burada account'un NFT'lerini istiyor olacağım. Şu an için konsola yazmama gerek yok. Bunu yaptıktan sonra gidip buradaki değerleri diğer sayfada ulaşabilmemi sağlamak adına buradaki hooks'un içerisinde tutuyor olacağım. Hooks değil, buradaki redux'un içerisinde. My NFTs olsun adı. Başlangıçta null olsun. Ardından yine şunu kopyalayabilirim. Set my NFTs şeklinde bunu yapabilirim. My NFTs. Bunu dışarıya da çıkarmamız gerekiyor. Set my NFT şeklinde. Tamamdır. Burada yine hook'uma geldim. Sadece bu değil, bir de use dispatch kullanmam gerekiyor. Bu şekilde const dispatch use dispatch şeklinde bunu da oluşturmuş olayım. Bu değişken. Tabii burada await olduğunu görüyorum. Await kullanabilmek için bunu asenkron yapmak lazım. Ardından da dispatch tabii ki fonksiyonumuzu da çağırmamız gerekiyor. Import neydi? Set my NFTs şeklinde bir fonksiyonumuz vardı. Set my NFTs'in içerisine NFTs for owner değişkenini verdiğimde bu yapı çalışmış olacak. Şimdi çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Hemen bunu inceleyebilmek adına buradaki My Profile dosyasını
biraz ilerletmeye çalışalım. Şu an için herhangi bir yapıyı kodlamamıştık. Hemen burada My Profil'deki yapıyı değiştirmek gerekirse öncelikle ne yapacağız? O değişkenimiz fonksiyonumuz çalıştığında onu kullanabiliyor olmamız gerekiyor. O yüzden import nedir onun adı? Use hukukumuz neydi? Get NFTs. Bu hukuku burada import etmiş olayım. Ardından tabii ki bizim direkt hatta şöyle bir şey yapabilirim. Hemen şurada bir görelim. Const get NFTs eşittir use get NFTs. Buradan oluşturabilirim. Doğru mu diye hemen bir kontrol edeceğim. Aa, zaten bunu return etmemişiz. Return get NFTs şeklinde yapmış olayım. Get NFTs for owner diye bir şey olmadığını söylüyor. Bu neredeymiş? Hooks'un 100 get NFTs'in 17'sinde. Burada bunun tanımlanmadığını söylüyor. Tabii ki biz bunu yukarıda ilk öncelikle tanımlamamız gerekiyordu. Bunu nereden alıyoruz? Alchemy'den bu fonksiyon geliyor. Nedir bu fonksiyonun adı? Get NFTs for owner şeklinde değişkenimizi tanımladığımızda herhangi bir sıkıntı yine olmayacaktır. Bu şekilde hemen yine profilinden devam edebilirim. Burada bu şekilde fonksiyonumuzu çağırdık. Şimdi şöyle bir şey. Bizim buradaki oluşturduğumuz getNFT fonksiyonunun ilk önceki çağrılması gerekiyor. Bunu da sayfaya girdiğimizde hemen çağrılmasını isteyebiliriz. Bunun için de use efekti kullanabilirim. Buradaki use efekti asenkron fonksiyonları çağıramadığımız için burada bir fonksiyon oluşturmak istiyorum. Şu şekilde get olsun. Adı asenkron içerisinde ne yapacak? Get NFT'si. Get NFT'si çağırıyor olacak. Ardından da şöyle get'i de çağıralım. Burada bunu bir kere çağırması yeterli. Bir de tabii ki şimdi account'umuzu değiştirdiğimizi varsayalım. O zaman sahip olduğumuz NFT'lerin de değişiyor olması gerekiyor. Bunu kontrol etmemiz gerekecek. Use account use selector ile bunu çağırıyor olacağız. State state.accounts nokta account'tan oluşabilirim. Bir de şu şekilde account yapalım. Get NFT'si şu an çağırdığımızda şu an bir sıkıntımız var mı diye bir bakıyorum. Konsoluma giriyorum. Get NFT's not a function demiş. Neydi? My profile'de get NFT's. Get NFT'sin aslında burada herhangi bir problemimiz olmadığını görüyorum yine. Get NFT'si çağırdık. Get NFT'si çağırdığımızda konsola yazdırmasını da istiyorum ben. O yüzden tekrardan buraya bir gideceğim. Buradaki değeri console.log'la bir inceleyelim beraber. Burada hemen ilk önce bağlantımı kuruyorum. Burada çağırdığında getNFT'sin bir fonksiyon olmadığı hatasıyla karşı karşıyayım. 10. satırdaki problem olduğunu söylüyor. Hemen bir bakıyorum neden böyle bir hata yaşıyoruz. Hangi sayfadayız? Biz use getNFT'deyiz. Fakat burada my profilde hatanın olduğunu görüyorum. My profile gidiyorum. 10. satırda getNFT'sin aslında bir fonksiyon. Burada niye bu hatayı aldığımızı şu an tam olarak anlamakta zorluk çekiyorum. Importumuzu ettik. Başka
type error getirmişsiniz. Is not a function use asynchron dedik. Allah Allah. Sanırım şöyle bir problemimiz var. Burada biz account veriyoruz ama ya account'umuz boş ise, hani o yüzden buradaki bir kontrol yapmamız lazım. Eğer account var ise bunu yap şeklinde bir düzeltiyorum. Bakalım çözecek mi? Şu an yine connect oldum. GetNFTs is not a function diyor. Buranın devamında tekrardan şu şekilde isimlerde birkaç düzenleme yaptıktan sonra sorunu çözmüş bulunuyorum. Burada herhangi bir şey yok. Şimdi buraya bir tane dışarıdan daha önce benim hazırlamış olduğum bir komponent daha getireceğim. Onun adını şöyle kopyalıyorum. Komponente şu şekilde yapıştırıyorum NFT adında. Şu şekilde ilk öncelikle onu bir export edeyim. Export NFT from NFT'nin NFT'si. Hemen bir inceleyelim bunu. Burada NFT'nin yaptığı ana şey şu. Yani NFT komponentinin şimdi şunu kaldırabiliriz. Ya da şöyle alsın. Bunu da yazacağız zaten. Tabii hemen bunu da oluşturmak gerekiyor. Burada hatta şu değişkenleri silebiliriz. Bunlar daha iyi olacak. Silsek. On change olduğunda şunu silmiş olalım. Use state kullanmıyorsak şunu silmiş olalım. 33'te bir sıkıntı olduğunu söylüyor. 10 click olduğunda yine şurada bir fonksiyon var. Bunu silelim. Tamamdır. Şimdi buradaki NFT komponentinin yaptığı ana şey şu. Bizim NFT'lerimize ilgili bilgi geldiğinde bunu ekranda göstermemizi sağlayacak komponent. Onun dışında bir şey yapmıyor aslında. Sadece görüntülemek için. Bunu görüntülerken kullanabilmemizi sağlaması amacıyla buraya getirmiş oldum. My profilden hemen bunu bir şu şekilde import edelim. Import NFT from nereden? Şu şekilde komponentlerden bunu almış olacağım. Ardından da bunu nerede kullanacağız tabii ki? Eğer herhangi bir bizim burada NFT'lerimizden, yani account'un NFT'lerinden herhangi bir NFT bilgisi gelirse biz onu burada kullanacağız. Hemen şöyle kontrol ediyorum. Diyorum ki bizim yukarıdaki NFT'miz, değişkenimiz eğer null değilse, yani boş değil ise, git bu NFT'nin, yani bu değişkenin buradaki owned NFT's değişkeni nereden geliyor? Aslında Alchemy'nin API'ından bize değeri gönderirken gelmiş olan şekli. Oradaki değeri aldıktan sonra şu şekilde bunu oluşturacağım. Burada bir karışıklığı hemen engelleyebilmek adına şöyle bir şey yapalım. Şurayı şöyle bir ilk komple bir sileyim. Şurada bir de şöyle bir şey olacak. Eğer herhangi bir değişken yoksa zaten NFT's information is loading şeklinde yazsın. Eğer var ise de onu da şöyle yapalım. NFT's nokta owned NFT's map açıyorum şöyle bir tane. Bu map'in içerisine item ve index şu şekilde gösterelim. Bunun içerisine de şimdi ben sadece ERC-721'leri için bir kontrat yazdığım için sadece ERC-721'leri göstereceğim. Item'ın token type'ına bakıyorum.
Peki bu değişkenler nereden geliyor? Bu tanımlar Alkemi'nin API'nden geliyor. Dediğim gibi onu tekrardan inceleyebilirsiniz eğer aklınıza takılan bir yer olursa. Eğer token type'ı ERC721 ise return diyorum. Yukarıda oluşturduğumuz NFT değişkenini burada çağıracağım. Komponentini yani type'ı 1 olacak. Ardından tabii ki şurada eşittir koymadığımız için bağırdı gördüğünüz gibi kırmızı bir şekilde. Anahtarı iyi olsun. Şöyle virgüle ihtiyacımız yok. Kontrat adresi item.kontrat.adres olarak vereceğim. Token ID'sinde item.token ID şeklinde vereceğim. Şöyle tanımlamış olduk. Şimdi sayfamıza bir bakalım. Connect MetaMask diyorum. Bağlandım. Gördüğünüz gibi burada bizim şu oluşturduğum NFT komponentiydi. Benim account'umun sahip olduğu bu şekilde NFT'leri burada bize getirmiş oldu. Hemen burada CSS'ini oluşturalım. Burada wrapper'ın içerisine sarmışız. Hemen diyelim ki send display flex ol. Hemen şöyle inceleyelim. Şu an yüklüyor. Gördüğünüz gibi burada fazlalıklar oluştu. Bunlar benim sahip olduğum NFT'lermiş. Şöyle buna ihtiyacımız yok. İlk önce flex şöyle eğer taşıyor ise bunun ne yapmasını sağlayalım. Aşağı doğru kaymasını sağlayalım. Bu şekilde benim NFT'lerim gelmiş oldu. Burada görebiliyoruz. Ardından burada benim NFT'lerim var. Biz sadece burada fixed price fonksiyonunu kullanmaya çalışacağız. Ondan sonra My Profile'de de biri geldiğinde bu şekilde NFT'lerini görebiliyor. Hemen bir account değişikliğine gidiyorum. Bunu yaptığımda tekrardan burada da diğer account'un NFT'lerinin geldiğini görüyorum. Tekrardan birincisine ben yine geçebilirim. Buna baktığımızda yine NFT'lerim böyle benim sahip olduğum API sayesinde bu şekilde geldiğini görüyoruz. Ben mesela şu kontrat adresinin 82 numaralı ID'sine NFT'si bana aitmiş ve diğer değerleri de burada görüyoruz. Burada kontrat adreslerini ve token ID'yi göstermem nedeni kontratla etkileşime geçerken bunlara ihtiyacımız olması. Burada yine resimleri siz de gösteriyor olabilirdiniz. Şimdi bir de listelenen itemlere ulaşmamız gerekiyor. Bununla ilgili yapacağımız yapıyı geçebiliriz. Burayı şu şekilde tamamladıktan sonra diyebilirim. Bununla ilgili de listed items'e gidiyoruz. Şimdi listed item'ize geldiğinde ilk önce ne yapacağımızı bir düşünelim. Bizim kendi gidip NFT Marketplace kontratına erişmemiz gerekiyor. Onunla ilgili ilk öncelikle bilgilere sahip olmamız gerekiyor. O yüzden ben burada bu bilgiler sabit olduğu için bir tane daha oluşturmak istiyorum. Hatta bunu asseslerin içerisinde oluşturabilirim direkt. Ya da şöyle yapalım. Biz bu kontratı ben bir buraya taşıyayım. Bu şekilde contract oluşturayım. Marketplace nokta sol diyelim. İçine de hemen ben burada kopyalıyorum bizim kontratımızı. Daha önce oluşturdum. Marketplace'in kontratını buraya yazdım. Burada bir error verdi. Hemen buradaki library'i de ben indireyim. Open Zeppelin Contracts şeklinde. Bu şekilde Open Zeppelin'in kontratlarını bu library sayesinde erişebiliyorum. Bunu indirdikten sonra şuradaki hatamız da kalkmış olsun. Tamamdır. Şimdi kalkacaktır. Şu şekilde. Ben burada yine kontratla ilgili buraya constant şeklinde oluşturayım. Infos adında bir JavaScript dosyası bizim işimizi görecektir. Burada hangi bilgilerimizi tutacağız? Öncelikle bizim kullanacağımız kontrat adresini oluşturmamız lazım. Ben burada örnek bir kontrat adresini zaten oluşturmuştum. Hani daha öncesinde yazdığımız kontratı deploy edip
Onun içerisinde birkaç tane satış işlemi gerçekleştirmiştim. Ben bu adresi sizin için buraya kopyalayacağım. Bunu kopyaladım. Bu esnada export API'lere de ihtiyacımız var. Kontratlarla etkileşime girebilmek için yine ben buradaki API'ları öncelikle buraya API 1'i entegre ediyorum. Bu nedir? Bizim yazdığımız kontratın API'yi işte gördüğünüz gibi bu fonksiyonları zaten görebilirsiniz. Sensel NFT auction olabilir. İşte Sensel NFT sale, finish NFT auction hatırlarsanız bunlar bizim fonksiyonlarımızın isimleriydi. Onun API'ni buraya yazmış olduk. Fakat bir API'ye daha ihtiyacımız var. O da nedir? Şöyle API 2 diyelim. O da biz ERC721'lerle etkileşime geçeceğimiz için bir de onların API'ne ihtiyacımız var. Onu da ben hemen şuraya alıyorum. Bunda da hemen bir bakalım şöyle fonksiyonların isimlerine. Mesela neler var? Hani approval burada bunu görüyoruz. Approval for all. Onun dışında transfer. Gördüğünüz gibi bunlar da ERC721'in API'yi. API ERC 721 olsun ismi hatta API Marketplace şeklinde olsun. Bu da bu şekilde sabit değişkenlerin ben oluşturmuş oldum. Bunlarla ben etkileşime geçmeye çalışacağım. Bununla ilgili de hemen bir hook daha oluşturmak istiyorum. Use ismimiz ne olsun? Bunlar bir contract functions JavaScript şeklinde bunları oluşturmuş yine olacağım. Burada bu sefer artık kontratlarla etkileşime gireceğim için Ethers'e ihtiyacım olacak. Şu şekilde Ethers kütüphanesini kullanacağım. Burada kütüphaneyle etkileşime girmek için adrese ihtiyacım var. Import kont Rakt adres şeklinde buna ulaşabiliyorum. Orada başka ne vardı? ABI Marketplace vardı. Ardından da ABI ERC 721 vardı. Bunları da bu şekilde import edip artık kullanabilirim. Burada hemen biz yine custom hook'umuzu oluşturalım. Use contract functions şeklinde. Şimdi burada yapacağımız şey, şurada iki tane yapmışız, export yapacağız bir tanesini. Burada ilk öncelikle kontratlarla etkileşime girebilmem için onlara ulaşmam gerekiyor. Burada Ethers kütüphanesini kullanacağım. Const ilk önce provider tanımlıyorum. New Ethers providers nokta web3 provider. Bunu da MetaMask aracılığıyla yapıyor olacağım. Bunu oluşturduk. Provider'dan consigner'a erişmem gerekiyor. Onu da provider.get signer ile erişiyorum. Ardından artık kontrata erişebilirim. Contract new ethers contract şeklinde. İlk öncelikle kontrat adresimi veriyorum. Ardından ABI'mi vermem gerekiyor. ABI Marketplace. Ardından da signer'ı vererek artık kontrata erişmiş oldum. Bizim hatırlarsanız burada bir tane kontrattan fonksiyon çağırmak istiyorum. O fonksiyonun adı neydi? NFT satışını başlattığımız Start NFT Sale'dı aslında. Hemen bunu burada tanımlayalım. Const Start NFT Sale olsun yine adı. Bu asenkron olsun. Bunun içerisine tabii ki NFT sale'ı yapmak için ne gerekiyordu? Kontrat adresi, ücreti ve token ID'si. O yüzden bunları yine benim ihtiyacım olacak. Kontrat adres, price, token ID. Bunlara eriştikten sonra devam edebilirim. Burada tabii ki şöyle bir durum var. Biri bize NFT'yi satmak istiyor. Tamam ama
İlk öncelikle bunun hani kontrat tarafından çağrılan bir fonksiyon olduğu için biz bunu approve etmeliyiz ki oradaki transferi sağlayabilsin. Şimdi burada approve edilmiş mi edilmemiş mi bunu kontrol etmemiz gerekiyor. O yüzden kişinin satmak istediği kontrat adresi sayesinde biz NFT kontratına erişebilmemiz gerekiyor. O yüzden bunu da oluşturmam gerekiyor. Kontrat 2 diyorum onun ismine de. Hatta kontrat NFT kontrat olsun, onun adı da New Ethers nokta. Yine kontrat diyorum. Bu sefer kontrat adresini bize verilen kontrat adresiyle erişeceğim. ABA'mız ERC721 olacak. Yine signer'ımız aynı. Buna eriştikten sonra şunu kontrol etmem lazım. Ya bu kişi approve etmiş mi etmemiş mi diyerekten ilk bunun kontrolünü sağlıyorum. Şu anki state evet NFT kontrat nokta get approved fonksiyonu ile token ID'yi veriyorum. Bu sayede kimin adına şu an approve edildiği verisine ulaşabilirim. Buna eriştikten sonra ne yapacağım? Bir kontrol ediyorum. Diyorum ki şu an approve edilen adres bizim marketplace'imizin kontrat adresine eşit mi değil mi diyerekten. Hatta şunu şöyle bir string yapayım. Zaten string de tam emin olamadım şu an. Bu şekilde bunun kontrolünü sağlıyorum. Eğer bu kişi bize approve ettiyse direkt satış şu şekilde satış fonksiyonunu çağırabilirim. Start NFT sale kontrat adres price ve token ID şeklinde çağırabilirim. Fakat eğer kişi approve etmediyse ilk öncelikle bunu yapması gerekiyor. Evet, NFT kontrat approve. Burada da kontrat adres yine string yapalım. Ardından da token ID'yi şu şekilde verelim. Bu şekilde bizim satış fonksiyonumuz hazır. Bunu biraz sonra satarken kullanabiliyor olacağız. Bu şekilde bunu da yapmış olalım. Şu an herhangi bir sıkıntımız var mı diye bakıyorum. Bir hatamız falan sayfamızda da yok. Şimdi listelenen itemlere tabii ki ulaşmamız gerekiyor. Burada şu ana kadar istenen itemların bizim görebilmemiz gerektiği için hemen bunları da yazabiliriz. Bu listelenen itemları görmek için de bir fonksiyonumuza ihtiyacımız olacak. Onu da buradaki yine GetNFT hooks'un içerisinde ben yazabilirim. Bu da şey olsun, ismimiz const get listed items şeklinde. Listed items dedik, hatta şöyle NFT isteyelim. Async olsun. Burada şunu kontrol etmem gerekiyor. Hani bizim burada yine kullanacağımız yapı nedir? Account'umuz aslında hani şu an halihazırda bir account var mı? Yok mu? Bundan emin olmamız lazım ki sıkıntı yaşamayalım. Çünkü onun null değeri bize problem yaşatabilir. Burada account var mı diye bir kontrol ettik. Varsa devam edecek. Yine ben const provider tanımlayacağım burada bir tane. O da nedir? New Ethers nokta providers nokta web 3 provider window nokta Ethereum dedim ve bunu oluşturdum. Burada consigner alıyorum yine. Bunu tabii ki biz yine store'un içerisinde tutup her yerde kullanabilirdik. Şu an bu şekilde devam edebilirim ama düzenlesek daha güzel olur aslında. Aynı kodları birden fazla yerde yazmanın pek bir manası yok. Yine kontrata erişmek istiyorum. New Ethers nokta kontrat. Bunun içerisinde kontrat adresini yazmam gerekecek yine. O yüzden hemen şuradaki değişkenleri alabilirim. Kontrat adres
Marketplace, ABI ve Signer'ı burada verdim. Bunu verdikten sonra ne yapacağım? Öncelikle satışta olan NFT var mı diye bir kontrol etmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Const number şu şekilde. Number diyeyim. Const number await contract nokta ID for sale hatırlarsınız. Satılan ürünlerin ID'lerini tutuyordu. Hemen ben bunu bir erişmek istiyorum. Buna eriştiğimde eğer bunun değeri 0'dan büyük değilse hani şu şekilde hatta şöyle yapalım daha güzel görünmesi için oydo şu şekilde eğer 0'dan büyük değil ise burada hemen bir return dönelim. Çünkü herhangi bir satışta NFT yok demek. Fakat eğer 0'dan büyük ise burada şöyle bir şey yapacağız. Hemen bir array oluşturalım. Biz burada bir for döngüsü başlatıyorum. Çünkü kaç tane ID varsa ona göre burada o işlem yapacağız. Number şekilde for döngüsünü başlattım. İlk öncelikle infomuzu alalım. Evet. Contract nokta ID for item ID to'ydu sanki. ID to item for sale ile biz burada bilgilere erişebiliriz satışla ilgili. Bunun içerisine de ID'sini veriyorum. Bu ID ne demek? Şu ana kadar satışa çıkarılmış ID'ler demek. Tabii ki bu bilgi geldikten sonra neyi kontrol etmemiz lazım? Satış bitmiş mi, bitmemiş mi? Bu nasıl erişebiliriz? Info nokta state ile erişebiliriz. Çünkü bu değeri state'te tutuyorduk. Eğer state bitmediyse diyelim yine bir buradaki bilgiler ihtiyacımız olduğu için item oluşturalım. Bunun sıfırı info nokta kontrakt adresten gelecek. Hatırlarsanız peki bunları neye göre yazıyoruz? Buradaki struct'ın da aslında isimlerine göre yazıyoruz. Çünkü ben aslında buralara erişmeye çalışıyorum. Sonra birinci sıfırıncısı bu olsun. Ardından info'nun token ID'sini alalım. Bunu da to string'e çevirelim. Şu şekilde çevirmiş olduk. İkincisi de info nokta price olsun. Şunu da string'e çevireyim. Bu şekilde item oluşturmuş oldum. Bu item'ı tamamladıktan sonra yukarıda oluşturduğumuz array'in içerisine pushlayalım. New item. Buradaki for döngüsü bittikten sonra da biz bunları sahip olduğumuz NFT değişkenini tanımlamamız gerekiyor. Bunu tabii ki gidip ilk önce account oluşturmamız lazım. Listed NFTs şeklinde isim verelim. Yine null olsun. Bununla ilgili bir fonksiyonu yazmam gerekiyor. Set listed NFTs olsun. Şu şekilde ismini de alıp şuraya koyalım. Yine buraya gelip İlk öncelikle import etmem gerekiyor kullanabilmek adına. Onu da buradaki dediğim gibi for döngüsü bittikten sonra dispatch set listed NFT ise array'i vererek bunu bu şekilde aktarabilirim. Biz bu fonksiyon sayesinde ne yapacağız? Şu an listelenmiş NFT'lerin bilgilerine ulaşabilir duruma gelmiş olacağız. Hemen burada bu değerlere ilk önce bir ulaşalım. Yine account'umuz var mı diye bir bakmamız gerekebilir. O yüzden bunu hemen şimdiden oluşturabiliriz. State var. Bunu şu şekilde state.account.account şeklinde ben account'uma erişebiliyorum. Onun dışında listelenmiş item'lara bakmamız lazım. Listed items
Items'lara ulaşmam lazım. Buna yine use selector state şekilde yaptım. State nokta account nokta ismi neydi hatırlamıyorum. Hemen bir kontrol edelim. Listed NFTs şeklinde oluşturmuşum. Listed NFTs dedik. Bu şekilde bir tane daha değişken oluşturmuş oldum. Bir de oluşturduğumuz NFT'leri çekmemizi sağlayacak burada bir fonksiyona ihtiyacımız var. Const, yani biraz önceki hook'taki bizim fonksiyona ihtiyacımız var. İsmi neydi yine hatırlamıyorum. Ne diye oluşturduk? Zaten import etmemişiz. Get listed NFTs şeklinde onu da şuraya yapalım ki import edilmiş olsun. Bunu yine buradan alacağız. Use get NFTs şeklinde hook'umdan bu fonksiyonu çağırmış olacağım. Bunlar tabii ki benim çağırmama gerek kalmadan çağrılması gerekiyor. En başta use efekti de hemen bunu tanımlayalım. Sayfa yüklendiğinde bunu çağırmış olalım. Şu şekilde bunu kurduktan sonra şuraya get listed NFTs şeklinde bunu yazalım. Fakat burada bu asenkron olduğu için problem yaşayabiliriz. O yüzden şöyle yapalım bunu. Burada hemen bir yine work adında bir fonksiyon tanımlıyorum. İçerisine get listed NFT istiyorum. Bu fonksiyonu çağırsın. Hop yanlış yazdık. Ben de bunu şimdi çağırabilirim. Bu şekilde burada tanımlamış olduk. Biz bunu yaptığımız anda bizim gidecek buradaki listed itemslerimiz güncellenmiş olacak. Şu an listelenmiş item var mı yok mu? Bunları da daha önce hazırladığımız NFT komponentinin içerisinde ben göstermek istediğim için NFT from nereden komponentinin içerisinde bu NFT komponentini çağırıyorum. Burada da diyeceğim ki eğer şöyle şuna bir class name verelim. Class name yine styles.wrapper olsun. Ardından şunu sanki silebiliriz. Diyeceğim ki listed itemsların sayısı sıfırdan çok mu? Hani şu an bunun içerisinde herhangi bir değişken var mı yani? Sıfırdan çoksa şu olsun. Eğer sıfırdan azsa diyelim ki listed NFTs information is loading diyelim. Şu an yüklenirken bunları kişiler görebilsin. Burada da yine biraz önce yaptığımız o veriler geldikten sonra bunları ekrana yazdırma işi var. Burada yine item oluşturayım ve integer oluşturayım şu şekilde. Return döneceğiz. Return'ümüz nedir? NFT. NFT'de bu sefer hemen key'imiz yine iyi olacak. Type'ımız bu sefer 2 olacak. Contract adresimiz item'ın 0 olacak. Çünkü o şekilde tanımlamıştık. Ardından bu arada NFT'nin şeyini kapatmamışız. Onu bir kapatalım. Hata yemeyelim. Sonra token ID'ye ihtiyacımız var. Burada token ID'de item 1 olacak. Price item 2 olacak. Şu şekilde NFT kontratımızda değişkenimizi oluşturmuş olduk. Tabii ki buradaki soru işaretini çok yanlış yere koymuşuz. Şuraya x yapıp bunun sıfırdan çok olduğuna bakmamız gerekiyordu. Şu şekilde oluşturduğumuzda sıkıntı olmayacaktır. Şunu da kaldırabiliriz. Bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi çalışıyor mu diye tabii ki bir bakmamız gerekiyor. Hemen bir home yapalım. Metamask'ımıza bağlanalım. Her 10 dakikada bir kapandığı için benim bunu açmam gerekiyor. Home'dayız. My Profile'e gittik. NFT'lerimi gördüm. Listed Items'lere gittiğimde de burada NFT'ler geliyor mu diye bakıyorum. Şu an gelmedi. Hemen ne tür sıkıntılarımız var buna bakalım. Burada aslında objemin geldiğini buradaki NFT'lerim tamam. Fakat
Burada NFT'lerimin yazılmamış olduğunu görüyorum. Bunlar niye yazılmıyor diye hemen bir kontrol edelim tekrardan. Evet, yaşadığımız sıkıntıyı şu an buldum. Burada liste NFT'si null olarak işaretlediğimizden kaynaklı ilk veri gelmediğinde error yiyorduk. Şimdi bunu boş bir array'e çevirerek önüne geçmiş olduk. Şimdi şöyle bir inceleyelim yaptığımız işlemi. Listed NFT ise yine yazdığımız hook'u çağırdıktan sonra bunu NFT komponentimizle yazdırıyoruz. Şöyle home'dayız. Evet, bağlanmış olduk şu an hesabımıza. My profile girdiğimde NFT'lerimi görüyorum. Listed items'lere girdiğimizde de şu an listelenmiş NFT'leri burada görüyorum. Tabii ki buraya bir çeki düzen vermek gerekiyor hemen tekrardan. Wrapper dedik. Display flex. Flex wrap da wrap olsun, şu şekilde ihtiyacımız pek yok ama connect wallet olduktan sonra burada listelenmiş itemlar geliyor olacak. Bu şekilde listelenmiş NFT'leri görebiliyoruz. Tabii ki burada şu an bunu yazdıktan sonra buradaki NFT'leri görmüş olduk. Bu şekilde geldi. Fakat biz ne yapıyoruz? Burada şu an buy fonksiyona bastığımızda gördüğünüz gibi herhangi bir şey olmuyor. Gidip buradaki o yüzden NFT komponentine giriyorum. NFT komponentine girdiğimde buradaki daha önce kapattım. Use contract function'dan hemen çağırıyoruz. Burada hemen kaç 15. satırda hata almışız. 15 nedir? Neyin 15'i? Use contract function'dan use contract function'a gidiyorum. Onun 15'inde diyor ki burada token ID token yazmışız sadece. Onun token ID olacaktı. Bu şekilde düzelttik. Buradaki hata kalkmış oldu. Tekrardan NFT'ye gittim. Burada şu şekilde değişkenlerimi oluşturayım. Daha önce sildiğim birkaç değişken vardı. Hemen onları da getiriyorum. Şimdi burada start NFT sale yazdığımız hook'u çağırdık. Ayrıca bir tane state oluşturdum. O da bize girilen input'un değerini tutuyor. Hemen ona da bir bakalım. Ben connect wallet dedim. Şöyle home list NFT istiyoruz. Onun listelenmelerini bekliyorum. Burada yine bir problemle karşılaştık. Gidiyorum. Start NFT sale destruct property demiş. Webpack'te problem yaşıyoruz. Bir hemen bir saniye. Hemen inceleyelim. Neye bakabiliriz? Ha, burada hook'umuzun içerisinde fonksiyonu yazmışız ama return yine etmemişiz. Hemen return edelim. Şu şekilde start NFT sale. Şöyle bunu yaptıktan sonra bir sıkıntımız kalmadı. Şimdi home'dayız, tekrardan Volta Connect olduk. Profilden NFT'lerimi görebiliyorum. Listed items'ten de buradaki yapıları görmüş oluyorum. Hemen profilime gittim. Mesela ben buradan şu an yaptığım şey bir auction başlatmak. Hemen diyelim ki buradaki kontrata gidiyorum. 0xB50 olduğunu görüyorum. Mesela price'ı 99. Şu an V tabii ki bunlar. Daha sonra düzenleriz. Bunun auction'a başlatmak istiyorum. Bastığımda ilk öncelikle bir şey geldi. Diyor ki burada gördüğümüz şey ne diye bakalım. Web3gen'miş. Gördüğünüz gibi ilk approve etmemi istiyor. Ben hemen bunu gönderdim. Şu an approve ediliyor. O approve edilirken kaç tane listelenmiş item var? 4 tane. Bunu görmüş olalım. Tekrardan profilime gidiyorum. Approve'un bitmesini bekliyorum. Bloğun dolmasını. Bu tamamlandıktan sonra listed items'lere giriyorum. Buraya gelmedi. Şu an kontratlarda. Şimdi bunu şu an ne yaptık? Hala burada herhangi bir yere gitmedi. Sebebi ise daha aslında sadece approve ettim. Şimdi satışa çıkarıyorum. Bu sefer gördüğünüz gibi contract interaction diyor. Bunu confirm ettim.
Buradan yine transaction'ımız işin içerisine girdi. Evet, şu an işlemiş oldu. Şimdi listelenen item'lara bakıyorum. Gördüğünüz gibi 99B'ye bizim artık tekrardan satışa çıkardığımız NFT geldi. Şimdi ben bunları bir de tabii ki almak istiyor olabilirim. Bununla ilgili bir fonksiyona ihtiyacımız var. Bunu da hemen yazalım. Burada const bunları hemen yazmamız gerekiyor. Onu da hemen şurada yazabiliriz. Const neydi? Hemen aynı ismini yazalım. Buy NFT diyor. Buy NFT ne yapıyorduk? Ha, evet. Buy NFT şöyle async olarak oluşturdum. Burada ne alması gerekiyor? Bir tane ID'ye ihtiyacımız var. Bunu aldıktan sonra yine yukarıdaki gibi NFT kontratına ilk öncelikle erişiyorum. Fakat yanlış kontrata eriştik. Zaten kontrata burada erişilmişti. O yüzden buna ihtiyacımız yok. Ne yapmamız gerekiyor? Kontrakt nokta. Tabii ki burada kontrakt nokta buy NFT fonksiyonu içerisine verdiğimiz ID'yi gönderiyoruz. Bunun evet olması gerekiyor yine. Bu şekilde fonksiyonumuzu çağırabiliriz. Bunu hangi sayfada oluşturacağız? NFT komponentinin içerisine gömmemiz gerekiyor. Burada NFT buy dediğimiz neydi? Burada ha şu burada olduğunu görüyoruz. İlk öncelikle buraya bunu bir entegre edelim. Buy NFT ardından da buradaki buy butonuna on click hop şekilde buy click dediğimizde şuraya yine soru eşittir koymayı unuttuğumuzdan kaynaklı sıkıntı yaşıyoruz. Buy NFT fonksiyonunu çağıralım. Şu an niye bu şekilde bir error yedik? Hangi işareti kaldırdık burada? Bir tane div var. Class name on click eşittir dedim. Allah Allah. Şöyle bir siledim. Sıkıntı var mı? Yok. On click eşittir şeklinde. Ah ben de işte şey koyuyorum sürekli. Bu şekilde hatta direkt buy NFT'yi çağırsın. Tabii ki burada bir de ID vermesi gerekiyor. Buradaki ID'yi de nereden verebiliriz? Yukarıdaki NFT komponentinin içerisine vermemiz gerekiyor. Ama daha önce bunu vermemişiz. O yüzden buraya bir de ben ID'yi ekliyorum. ID'yi nereden vereceğiz buna? Listed items'in. Hatırlarsanız burada listed items'e daha önceden hook'tan geliyordu. Hook'ta da şu şekilde ne yapıyorduk? Biz burada bir i değerimiz vardı. Bu i değerini atıyor idik. O da ID'siydi. 3 3'e de direkt şu şekilde i'yi veriyor olabilirim. Bu şekilde pushlayabiliriz. Bunu pushladıktan sonra biz burada yine listed items'lerde bunu atıyorduk değer olarak. ID item 3 olarak gelecek. Bu geldikten sonra da biz bunu NFT'yi de alacağız tekrardan. Buradaki ID'yi vermiş olacağım. Bu şekilde düzenledim. Tekrardan Connect Wallet oluyorum. Home'dayım. Benim şu an burada NFT'lerim gözüküyor. Gördüğünüz gibi biri eksildi çünkü artık o sıralandı. Şimdi burada bir hesap değişikliğine gidiyorum hemen.
Şimdi gördüğünüz gibi burada bir fiyatlar var. Bu fiyatları da bizim tanımlamamız gerekiyor. O tanımlamaları da şu şekilde yapacağız. Nerede? Evet. Şu şekilde burası bir de price alsın. Price by NFT. Buradaki de value'yu price'a eşitlemem gerekiyor ki bu kadar parayı da biz gönderiyor olalım. Bu şekilde yaptıktan sonra ben ilk öncelikle hesabımı değiştiriyorum. Buy şeklinde işaretledim, gönderdim. Şöyle çağırıyorum hemen. Yine herhangi bir şey çalışmadı. Burada wrong price şeklinde bir değer alıyorum. Şöyle bir tekrardan yenileyelim. Burada listed NFT'lerimiz gelsin. Geldiğinde mesela buy diyorum. Burada diyor ki bize transaction may fail, may manual gas limit execution run to wrong price şeklinde bizi uyardı. Çünkü hemen bir bakalım neler olabilir. Şu şekilde burada herhangi bir sıkıntı yok. NFT'ye bir gidiyorum. Burada neden hata almış olabiliriz? Burada gazla ilgili bir problem olduğunu söylüyor. Bir bakalım hemen. Buy'in içerisinde burada fiyatı göndermemişiz. Fiyatı da vermemiz gerekiyor. Price şeklinde diyelim. Tekrardan bir deneyelim. Bu şekilde listelensin. Buy dediğimde bu sefer çağırdı. Dedi ki bunu onaylıyor musun? Biz şu an farklı bir hesaptan 171 nolu NFT koleksiyonunun 8.sini burada 8 nolu ID'sini almaya çalışıyoruz. Hemen buna bir bakalım. Bu tamamlandı. Şimdi ben 171'e 8 benim profilimde gözükecek diye bekliyorum. Gördüğünüz gibi gelmiş oldu. Bu şekilde kontratla etkileşime geçmiş bir uygulama yazmış olduk. Tabii ki daha çok fazla eksiği var. Bunları uzun uzun gerçekten yazıp düzenlemek, güzelleştirmek gerekiyor. Fakat burada ben sadece etkileşime girmeyi ve nasıl onunla konuşabilmemizi göstermek istemiştim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa yine videonun altında bizimle paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Blockchain'le kalın.